Unutmadan geldim arkadaşlar, kusura bakmayın. Siktir git Kosta. Abi çok yakın bak, 3'tür. Siktir git Kosta. Dinam bir şeyler söylüyor sana, karakter ediyorum. Siktir git Kosta. Siktir git Kosta. Kardeşim, aa Diego Costa'ya benziyorum diye niye siktir git Kosta falan diyorsun? Tar Diego Costa demişler. Yaklaş bakayım, tam ekran yapacağım seni, dur bekle. Ay Allah, bir tanem ya. Ben açıyorum. Abi tam ekran yapınca Jimmy Boy'a benziyor abi. Tam ekran yapınca Jimmy Lee Boy'a benziyormuşum abi, öyle diyor. Bu kadar değişiyor muymuş ya? Ama Salih'le belki nasıl soyduk? Mis. İçlerinden geçti. Abi. Şöyle ver bakayım bir poz. Diego Costa pozunu. Jimmy Lee Boy. Dur bakayım bir şeyden Kerem. Diego Costa'ya mı? Bakalım evet. Abi. Harbiden Diego Costa'sın lan sen. Kanka çok... Aynısı lan, aynı amk diyor insanlar. Çok benzeten var gerçekten. Abi gerçekten Diego benziyor. Hangi fotoğraf mı şey? Yani Diego Costa yaz, toplusuna bak abi zaten. Abi her haline benziyor emin ediyorum. Allah Allah. Atletico Madrid Costa. Kerem Costa. Yaklaş bakayım şöyle iyice. Yaklaşıyorum, kulaklığı da çıkarayım. Harbi çok benziyorsun lan. Şey yapın olarak. Kaş göz. Evet, kaş özellikle şu abi, üst tarafı. Yedek üçüncü fotoğraf, evet. Yedek kulübesinde güldüğü fotoğraf çok dur, benziyor. Dur şimdi Diego Costa gibi güleyim, bakayım şuradan. Öbür tarafa bak, öbür tarafa bak. Azıcık buraya bak. Hah. Aynı lan. Sakalına kadar aynı oğlum, saçının şekline kadar aynı. Dur saçım biraz daha kıvırcık. Gözlerini aç biraz daha. Gözlerini belert. Dur şimdi bir dakika, kafa şöyle. Hah, aç dişlerini göster. Yatır kafayı. Öbür tarafa. Öbür tarafa, ha yana bak bir de. Karşı yani açısal olarak. Şöyle. Şuraya bak. Şuraya baktım. Bu kafaya. Abi beynim yandı. Öbür türlü. Yatır aşağı. Dişleri aç. Dişleri aç, dişleri. Baka girdim. Tamam, aynısı demişler. İnsan ikna oldu, yeter. Evet bence de. Güzel. Ya Diego Costa'ya nereden geldik ya? Yok mu bir counter'ımız, Valorant'ımız, golf'ümüz arkadaşlar? Her şeyimiz var. Elperen Dürük burada. İlk bindiren canla beraber. Evrim video yapıyor çünkü. Yarın CS oynarsanız gelirim bir yer. Gel bakalım Kerem. Tamam, geliyorum CS'ye. Gerçekten evet, CS'ye mi geliyorum? Gel. Dur ondan önce şey yapalım mı? Tanıtımımız var bir tane, onu da yapalım. Biraz daha kasa açımda. Şey yazsana, ads yazsanıza ya da işte işbirliği falan. O da belli olsun da yani tanıtım yaptığımız. Hoppa. Dön 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 dön. Hadi be. Gelsin artık Ajax TV 4. kasa 4. ana. 3.sünü açıyorum senin için. Geç gelmiş şey abonelik. 7. ay. Bıdı 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 bıdı. Yine gelmedi. Açarız yazdım da. Abi. Neyi yazdın? Jack. Oh keleş. Simsiyah. Peki faktörün iyi mi? Olabilir mi? Görevde konulmuş. Bakalım ya. Yine eder ya. 132 lira. Bunu bir açalım. Ki bu arada bayağı iyi. Evet evet iyi. Ya daha şey yaparız, açarız daha. Kalk oynayacağız zaten. Golf de oynayacağız bugün. Yalnız ben o kadar Valorant izledim. Valorant oynamadan da çıkmam. Yayınımızın 5.5. saati ve hiç enerji kaybetmedim. Maç sunduğumuz için onlar oynadı bizim yerimize. Dolayısıyla gayet güzel her şey. Şimdi arkadaşlar güzel bir şey tanıtacağım size. İlginizi çekebilir. Bakalım neler olacak. Şuradan bakayım şöyle hemen. Hop hop. Zıbappa cukka. Hop. Ne söyleyeyim? Bugün misket yuvarlayacağız değil mi abi? Misket yuvarlayacağız size daha. Onu unuttum. Arkadaşlar şöyle alayım bunları. Güzel bir şey tanıtacağım. Eğleneceğiz beyler. Aa misket oyunu çok eğlenceli. Direkt onu mu yapsak acaba ya şeylerden önce?
Demiyorum. Sen ama LoL falan oldun mu oyun? Hı? Duymadım kankam. Oyunda login oldun mu login? Oyunu indirdin mi sen bana? Abi indirip login olacaktın ya. Ben nereden bileyim abi? Ha. Oyunu indirdin mi? Hallederiz onu. İnmiştir o. İnmiştir ya. Ne olacak? Oyundan ne olacak? Zaten düştük yavaş. Goodbye. Gigolite. Dınkış. Dınkış. Şimdi önce iki Ben de tane gireyim ya. video izleteceğim size. Minicik 35 saniyelik. Sonra güzel bir ürün inceleyeceğiz. Canlı yayında hep beraber. En sevdiğim şeyler. Wow Şunu kapattık. Arkadaşlar bugün harika bir laptop tanıtacağım size. Kısa bir tanıtım olacak. Performansının tepe noktası. Dünyanın en güçlü ekran kartı var içerisinde. Bakacağız hangi oyunda kaç FPS veriyor. Öncesinde bir videomuz var. Bu videoları çok iyi çekiyorlar. Evet, 300 Hz. GeForce RTX 30 ile beraber 300 Hz bir laptop arkadaşlar. MSI'ın laptopu. Ve Intel işlemcisi var içerisinde. Dünyanın en hızlı laptopu MSI GE76 Raider ile tanışın demişler. Wow man, that check is so cool. Just try. You'll see. It's dope, right? Dude, it's awesome. I told you. Evet, birazcık tuzlu tabii ki. Fiyatları yazmışsınız, chat'e gözümden kaçmadı. Değil. Şimdi yanımda laptop. Hoppa, düşürüyormuşum. Ya bir kere ekrana 300 Hz. Laptop benim çok sevdiğim bir şey değil biliyorsunuz. Ben masaüstü insanıyım ama laptop olacaksa da ömürlük böyle olacak. 300 Hz bir ekranı var. Hop. Oturma açtık direkt. Kerem, Steam şifreni girsene buraya. Hemen geliyorum. Oyun açıp onu da gösterelim. Ne açayım size buradan? Hoppa. Yani faremiz var. HyperX. Yepyeni bir kasa. İşte eskisiyle karşılaştırdığında daha havalı. Şurası kağıt gibi zaten. Şöyle göstereyim. Vallahi ben bayağı oynadım onunla. Ya MSI'ye şu yüzden teşekkür edeceğim ben. Bu tanıtımı güzel yapmak istiyorum. Bunu bana gönderen onlar aylar geçti aslında. Ben bunu tanıtamadım yayında. Melih hastaneye gittiği süreçte ben Melih'e gönderdim bunu. Bana hiç baskı yapmadılar. Tanıt zaman geçiyor falan filan diye. Normalde böyle şeyler zamanı oluyor. Bir hafta içinde tanıtma falan gerekiyor. Dedim abi Melih de alet. Melih burada oyun oynadı. Falan falan oynadı. Bütün oyunları oynadı. Bir de bize sordunuz Melih nasıl oyuna giriyor diye bu arada. Evet. Yani tabii ki yayınları falan almadık aslında zor diye ama Melih çok iyi vakit geçirdi bu alet sayesinde. O yüzden MSI'ye teşekkür ediyorum. Yürekten ediyorum yani bunu. Çok sağ olsun Tufan. Şimdi özelliklerinden bahsedelim şöyle. Sen bir tut. Ben de login yapayım o zaman. 5 GHz işlemcisi olabiliyor Boost teknolojisiyle arkadaşlar. 8 çekirdekli. RGB paneller var. Burada Aura diye geçiyor. Bak şurası çok tatlı. Şurayı şöyle gösterelim mi? Tam gözüküyor şu Evet, an. şöyle. Altı ışıklı oluyor ilk defa laptopun. Yani rengi değişiyor. Bu hoşuma gidiyor benim. Çünkü böyle bir şey görmedim daha önce. Bizim şu aslında HyperX klavyede tuşa bastıkça ışık çıkıyor ya. Bak onun gibi. Göstereyim şöyle. Ya. Evet. Şu hikaye. Onun büyük versiyonu yapmışlar yani. Bayağı tatlı. Onun dışında light yazılımla kontrolü var. İşte her renge yapabiliyorsun. Müzik uyumlu falan filan da olabiliyor. Onları zaten tahmin ediyorsunuzdur.
Yasal olarak uçağı alınabilen en yüksek pil kapasitesi diyor buradaki notlarda. Yani bir yerden sonra alamıyorsun. Pil bomba gibi olabiliyor, patlıyor falan ya. Pili çok uzun gidiyor ama olabilecek en üst limitte. O çok iyi. Ondan sonra işte gaming notebookların kameraları eskiden iddialı olmaz diyor ama bunun kamerasını mesela açıp şey yapabilir miyiz Kerem'cim? Gösterelim bakalım nasıl gözüküyormuş. Oradan nereye çekebiliriz bilmiyorum ama. Yayını mı açtın? Yok. Orada mı katıldı otomatik? Discord'a girmiş herhalde. Sen fotoğrafı çek. Çünkü Discord'da olsun. Ya videolar da o şekilde arkadaşlar. Discord açık kalmıştı burada. Ürünün linki nedir Ancim, sen chat'e atarsan çok tamam. Sevinirim. Hı, güzel fotoğrafımızı çek bakayım. Evet, bunu gösterebiliriz. Yani webcamler dandik oluyor genelde. Şöyle açalım. Bunu göstereyim ben size fotoğrafı. Brightness'ını kısmamız lazım yani hemen, göstermek için. Hemen cük kısalım. Brightness'ınız. Klavyesi gayet kaliteli. Gaming klavye. Kıstın mı iyice? Linkini atar Diren arkadaşlar birazdan. Şimdi kameraya güzel gözüksün diye atıyorum. Webcam'den az önce çektik. Şöyle göstereyim size. Ah, monitöre çarptı. Bu arkadaki ışıktan dolayı parlıyor da. Ya, bu kalitede işte fotoğraf. Şöyle göstereyim. Yani gayet okey. Evet, bayağı net. Yani pahalı bir şey. Ama işte webcam'e de para ödüyorsunuz. Zoom'a girince de güzel gözüküyor. Toplantıda da güzel gözüküyor. Onun dışında muazzam bir performansı var, ona da bakalım. 3080 var arkadaşlar içinde. 3080 tabi laptoplarda olabilen en yüksek ekran kartı. Nasıl ısındı ona 3080 ya? Gönderdiklerinde bana dünyanın en iyi işlemcisi vardı içinde. Ama şimdi 11. nesiller çıktı. Valorant'a gireyim. Evet. Ya aç bir tane. Açıyorum, hemen açıyorum abi. Tıpınk. Orada bin bir tane şey açık arka planda. Hı hı. Öyle deneyelim ya. Açık kalsın. Ya baya güzel bir laptop ve şey ya. Yani şey yapmadılar sağ olsunlar, hani bunu incele tanıt falan değil, al senin olsun. Bizim de evde bir tane laptopumuz olmuş oldu böylelikle. Hiç yoktu evde. Valorant'ı açtım ben. Hoppa. Şimdi charge'ı da takalım. Ya hafiflik olarak iyi, genelde çok ağır oluyor gaming laptoplar. Başka anlatabileceğim ne var burada? Ya bir giriş yani, USB girişi var diye anlatacaktım size. Bu her laptopta olan şeyler. Soğutma sistemi iyi. Evet, bayağı iyi. Arkasına koymuşlar Ethernet girişleri falan. Yandan çıkmıyor. Yani mesela şuraya koysalar Ethernet'i, fareye takılacak ya. Şöyle kullanırken laptopu. Buradan çıksa kablo. Fareye takılacak. Arkadan çıkıyor her şey. Bu hoşuma giden bir şey benim. İşte girişler var. HDMI'lar, onlar bunlar. Bir sürü USB girişi var. Buralardan cayır cayır hava veriyor. Ya benim ilgimi çeken şey aslında 300 Hz ekranı olması. Yani çünkü 60 Hz'de laptopta oyun oynanacağına pek inanan bir insan değilim. Girelim şuradan, touchpad'den. Mouse'umuz da var burada. Ha, internete bağlı mı? Bağlı. Bağlı, bağlı. Direkt buldu. Mouse da şöyle, ne kadar hiç olur mu? Oynamaya gerek yok ya, şeyi göstersem yeter tamam. Abi bana. Nereden konuşuyorsun bu değil mi? Aleyküm selam. V'dedir herhalde. Aleyküm selam, geliyor mu ses? Jet alsam anama söverler mi? Dur jet gittim bakalım. Hemen gittim. Touchpad'le jet oynadık. Konuşmam lazım. Allah'ın selamı üzerine olsun diye. Selamünaleyküm. Beyler. Ses deneme. Si. 3 ses farkı diyorlar şimdi. Si A. Orada mı konuşuyorsun? Hiç. Si
Selamünaleyküm kardeşim, maçı kazanır mıyız? Alo. Alo, ha aşağıdakiymiş abi. Alo, maçı kazanır mıyız bro? Selamünaleyküm. Abi pek kendine güvenmiyor gibi lan. Hey yo. Ses gidiyor ama. Ses bey. Neyse, şimdi cevap vermiyor. Adam sustu. Maç başlayacak orada, maçı bekliyoruz. Ne diyor? Ne haber kanka? Geliyor mu ses kanku? Tamam. Hasan çıktı. Ya. Oh! Şey yap abi. Deathmatch yapalım hemen. Bind. Evet, gidiyorum. Selam aleyküm. Kazanır mıyız maçı beyler? Alo. Ruh yok, ruh. Ruhunuz yok, bitmişsiniz ya. Evet yazdı. Mikrofonu yok mu Coşkun? Konuşsana kardeşim, niye yazıyorsun? Nasıl gerek yok ya? Konuşmak çok önemli değil mi? Kime benzettim benim sesimi? Ne ya, ne oldu? Bekliyorum bir saniye. Şu an twitch.tv/anostv yazılıyor. Dön istersen abici. Şöyle döndüm. Aynen. Bindeyiz. Arkadaşlar. Göstereyim size. Umarım gözüküyordur ama. Çok parlıyor ya. 300. 280. Sen de oku Kerem FPS'ini böyle. Okuyorum abim. 280. 310. 300. 310. Şu an 300'de. Böyle evet. FPS veriyor. Hangi ayarlardayız? Bakalım. Yayınlar kontrol edip doğru. Arkadaşlar iyi oyunlar. Görüntü ayarlarını göstereyim hemen şuradan. Ya şu ben fayi... ayarlayayım mı abi? Abi grafik kalitesine gel istersen. Hemen gel. Yukarıdan. Hepsi en maksimumda arkadaşlar. İşte bu şekilde 300 FPS veren 300 Hz'lik bir laptop kendisi. Ben mouse'um abi. Vurabilir miyiz lan böyle? Bacağımda oynuyorum mouse'u. Bir tur adam keseyim hadi, sonra yayınımıza devam edelim. Beyler arama. Şey ya. Şey sende. TP'den gideceğiz. Oturup basacaksın, tamam mı? Önünde bak. Sağda. Aa, kör oldu. Tara. Helal lan sana. Devam. Kerem. Ah be. Enti. Çok güzel maç oldu da. Oğlum bacağımda oynuyorum. Neyse. İlkini vurduk. Şeye takmana gerek yok. Daha bu arada performans modunda bile değildir bu. Şarjla marjla açtık ya başta. Çok güzeldi ama iki kill de alıyorduk. İkinci dash güzeldi de. Başka... Bayağı içinizde dizinizde oynayarak adam vurdunuz. Benim için rüya gibiydi, öyle söyleyeyim. Kanka ikinciyi de vurduk ya. Valla vurduk ya. Baldırımda o kadar oluyor. Modeli arkadaşlar GE76 laptop'un. Atıyorum link. Ha, link atıyor Diren de. Diren paylaşmış arkadaşlar. Oradan bakıp inceleyebilirsiniz. Tıklarsanız da sevinirim, bir bakın, bir göz atın. Almayacak olsanız da bilin yani. Çok nadir alırım laptop sponsorluğu. Aldığımda da en iyisini alırım. Evet. 27K arkadaşlar fiyatı. Birazcık pahalı. Ama 3080 falan var içinde. Telefonumu unutmuşum abi. Hikaye böyle. Kerem'cim gelsene Counter'a senden. Geliyorum abi şimdi, öyle telefonum... login attım.
Let's go, girdim ben. Ben de giriyorum ha. Tanıtım bu kadardı arkadaşlar. Çok çok iyi laptop soruyorsanız, aha orada kendisi. Parti Alp invite eski günler. Batu. Tanıttı bile bana, ben girdim bile oyuna yani, o derece. Merhabalar, hoş geldiniz efendim. Aa, lobileri. Arat bakalım. Ay Mesko'cum hoş geldin. Aa. Mesko öldü. Ha, Mesko. Öyle tek bilgisayarla yayın yapmadı Mesko, olmaz işte. Hemen ben sesleri de alayım burada. Kulağımızda patlamasın. Evet abi, benim sesim bir tık çıkarsan. Direnimi... İsterseniz sırayla konuşalım, Alp'le başlayalım. Alp konuş, Hamsi de. Ses 1-2 Hamsi, pazartesi, perşembe. Tamam, Diren konuş abi. Selamlar. Mesko arkadaşlar, konuş abi. Alo, ses deneme 1-2. Çok güzel. Kerem konuş. Ses 1-2 pazartesi Hamsi. Allah, çok güzel ayarlandı her şey. Teşekkürler. Artık çok tatlı bir şey, hazır mısınız? Tryhard oynayacağım, o kadar maç izledik. Counter'da şu an çok büyük bir iddiam olmasa da Valorant'ta minimum 20 vuracağım. Arat abi. Hoppa. Hatta ben bu boşlukta kasa alayım size. Bir daha Mesko ayarlasana, o bir tane ince ayar var yavrum. Onu ayarlayıversene. Siz anlatabilirsiniz bu arada Diren oyuna girip nasıl yapması gerektiğini. Biliyordur. Kuyu atacak. Biliyorum abi de, yaptım başlatma olmadı o yüzden. Başlatma seçeneğindekini silecek. Bir daha deniyorum hemen. Snakebite kasası alalım şöyle bir. 8 tane alalım. Kuyu atmadım Mesko oyuna. Ah yanlış yaptım. Bir tane attım aldım. Attım abi de, bir daha attım. Bir daha geliyorum. Kasayı da aldık. Buradan eldiveni de alırsak. O kadar şön bir gün olur ki. Neco'dan kazandık 100 abone. Berklip tabii iki kere siktik zaten. Daha ne olsun abi. Berk'i yenmekten çok keyif alıyorum ya. Neco Bey de hemen 60 aboneleri sağ olsun. ATV küçüklüğümüzde bile güzel olanların prenses, çirkin olanların cadı olduğu bir hayal dünyasında bir...